Sevgili arkadaşlar merhaba, ben Yasin. Öncelikli olarak Akvaryum Saati kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Bir önceki videoda Murat abimizden aldığımız canlı yemlerimizi sizlere tanıtmıştım. Kutu açılımını yapmıştık, patron çıldırdı diye. Şimdi de bu canlı yemleri yeni yerlerine eklemeye çalışacağız. İlk önce Murat abiden gelen şu şekilde görüyorsunuz. Neyi nasıl yapmam gerektiğini belirten kullanma kılavuzları eklemiş sağ olsun. Bunu her gönderinin, büyük ihtimalle her gönderisine yapıyor. Yani insanlar yanlış bilgilenmesin, aldıkları boşa gitmesin diye sevgili dostlar. Şimdi şöyle yapalım. Bizim için şu an su presi önemli. Su presinin kötünün aşılanması, beslenmesi ve yaşamsal ısı aralığı isimli bir içerik var. Burada diyor ki arkadaşlar, yeşil su pirelerin yaşam alanını oluşturmak için kullanılır. 50 litrelik havuza akvaryumdan aldığımız 40 litre su eklenir. Yeşil suyun hepsi havuza dökülür. Sonra püreler havuza ilave edilir. Havuzda su bereklaşana kadar yemleme yapılmaz demişler arkadaşlar. Ekstra olarak da yine püre yemi hazırlama vesaire, bunlarla alakalı var. Şimdi biz ne yapacağız? Bizim şimdi normalde akvaryumumuzda çok az bir su var. Zaten su değişimi yapacaktık. Bu suyu değiştirmeden önce şu görmüş olduğunuz 10 litre şişeye aktarımını yapacağız sevgili arkadaşlar. Tekrar bakayım. 50 litrelik havuzu akvaryumdan aldığımız 40 litre su eklenir. Şimdi bizim şurada ufak bir akvaryumumuz var. Önce biz su pürelerini bir alalım isterseniz. Bir hemen tas getiriyorum. Küçük bir tasa ihtiyacım vardı. Şimdi bizim burada akvaryumumuzun zaten su değişim günüydü. Şuradan hafif bir su aldım. Önce pireleri ikiye böleceğim. Çünkü bayağı bir pire var. Bir bakalım, 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 bakalım. Şuradan bir, iki. Yine hediye. Şuna bir ekleyelim arkadaşlar. Aşılamayı yapıyoruz. Şimdi içinde pire kalmıştır diye azıcık su ekleyeceğim. Tamam. Birinci şişe gitti. Bunu çöpe atalım. İkinci şişemiz. Bayağı da bol koymuş ya. Şunları şöyle alalım. İkinci şişemiz de tamam. Diğer şişeye geçiyorum. Üçüncü şişemiz. Şimdi 3 şişeyi bunun içine koyduk. Şimdi benim normalde akvaryumda fazla su yok. Bu nedenle taze su eklemeye çalışacağım. Ama eklemeden önce yeşil suyumuzdan biraz ekliyorum buna. Şöyle. Yeşil suyu pireler bitirecek arkadaşlar. Pireler bitirdikten sonra da yani su berraklaştıktan sonra biraz daha yeşil su ekleyeceğiz. Yine yeşil suyu çoğaltmak isterseniz de 5 litrelik şişeye şu kadarını koyup yine akvaryum suyundan ekleyip güneşte bırakarak da çoğaltabilirsiniz sevgili dostlar. Şimdi buraya yeni su eklenecek. Şunu bir alalım kenara.
Bu birinci aşılama. İkinci şişe aşılama içine geçiyoruz. Yine biraz su alacağım bu konuda. İçinde kalan pirileri almak için. Biraz daha alayım. Birinci şişe gitti. İkinci şişemiz. Bunda kalan yemleri de şu paylaşımcılara vereyim ya. Hayvanlara. Yesinler. Vallahi yiyorlar. Aha. Çok güzel oldu. Şu sirkeydi. Üçüncü şişe. Yine biraz eşofse ekliyorum ve üstüne tekrar taze su ekleyeceğim. Çünkü fazla akvaryum suyum yok. Bu da gitti. Ve üçüncü şişeye geliyorum arkadaşlar. Şu değil, şu değil, şunlar mıydı? Evet. Bir. Yine yeşil su katıyorum üstüne. Ve taze su ekleyeceğiz. Şimdi dostlar gerekli aşılamayı yaptık. Sularımızı doldurduk. Şu biraz daha koyu oldu. Sprelerimizi 10'ar litrelik şişelere, yani toplamda 30 litre olacak şekilde paylaştırmasını yaptık arkadaşlar. Bunlar da su beyazlayana kadar bu şekilde kalacaklar. Herhangi bir şekilde bir kayıp olacağını zannetmiyorum. Çünkü daha önce de bu şekilde bakmıştım. Yine tabii Murat abiden destek isteriz. Kendisi bizi buradan duyuyorsa. Arkadaşlar bir önceki videoda sprelerimi nereden aldığımı açıkladım, linkini falan bıraktım. Dilerseniz oradan kendinize sipariş edebilirsiniz. Tekrar söylüyorum, bu bir sponsor gönderisi değil. Sadece memnun kalınan bir alışveriş nedeniyle sizlerin de faydalanmasını isterim. Yine garantili oluyor abimiz, zaten bilginiz olsun. Şimdi bunu çok hafif şöyle üstüne koymaya gerek var mı acaba? Koymaya gerek yok ya, ben şöyle yanına koyayım. Şöyle koyalım kapakları. Burada bayağı ıslattık arkadaşlar.
Aşılamalarımızı yaptık. Halen yeşil sularımız var. Yine gerekirse tedarik ederiz. Ekstra olaraktan toz yemimiz var. Yine sprelerimiz için. Bence keyifli bir video oldu. Sizlerin de yorumlarını videonun altına yaparsanız çok sevinirim. Abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın, yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.